genel izleyici için uygundur. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler. Yine bomba gibi bir bölüm sizleri bekliyor. Çünkü çok değerli bir konuğum var. Hakikaten çok böyle beğenerek, çok takdir izlediğim bir oyuncu. Nazan Kesel gelmiş efendim. Hoş gelmiş değil mi? Yani, hoş gelmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim. Saçların çok güzel olmuş. Evet ben de bu saçları ilk defa bugün sizin programınıza özel yaptırayım istedim. Evet değişiklik olmuş bize de. Hep böyle dalgalı fönler çekiliyor. Dedim ki bugün... farklı olsun. Vallahi çok güzel olmuş. Bu arada elinde boş gelmemişsin galiba. Evet tahin getirdim size. Sever misin tahin? Çok severim. Biz de çok severiz tahin. Evet, bayılırım. Hakikaten bayılırız. Ya. Gerçekten bayılırım ben de. Bir de artık... çok faydalı bir şey. Evet, evet. Değeri çok daha yeni yeni çıkıyor ya ortaya dünyada da. Evet. Bizim halbuki senelerdir mutfaklarımızda kullandığımız bir malzeme. Evet. Çok faydalı, çok özel bir malzeme. Bizim topraklarımızın bereketli ürünlerinden bir tanesi. İstiyorsan şöyle bir şey yapalım mı? Malzemeleri de alalım. Güzelce sohbete başlayalım ve birazcık da sana neler yapacağımızı anlatalım. Olur. Tamam anlaştık. Olur. Sevgili Nazan, bak buraları nasıl bir şekilde donattık senin için. Buraya sığdıramadık malzemeler, bir kısmını arkada da arkaya bıraktık. ne yapacağız efendim? Sana güzel bir menü hazırladık. Sen balık seviyormuşsun, çok deniz mahsulü seviyormuşsun. Ben de bugün herkesin evinde de yapabileceği çok da pahalı olmayan malzemelerle bir böyle İngilizlerin fish and chips diye bir tabağı vardır. Çok belki de İngiliz mutfağının tek meşhur evet, yemeğidir. Tek olabilir çok ya. Başka da yemekleri de yoktur. Yani balık ve patatesiz yapacağım esasında. Harika. Balıkları böyle birazcık tempura gibi bir hamur yapacağım. Onunla beraber kızartacağım. Yanına böyle patatesleri de klasik patates kızartması yapmak istemedim. Böyle biraz tereyağı da baharatlarla beraber konfi gibi pişireceğim. Yani çok yüksek ısıya çıkmadan fırına atacağım. Fırının derecesini de kısacağım. Program süresince onlar yavaş yavaş o tereyağını da içine çeke tereyağı da yanmadan pişmesini sağlayacağım. Yine onların bu tabaklarda olması gerek, mutlaka koyarlar bezelye püresi vardır. Bir böyle taze naneli bir bezelye püresi yapacağım. O da bir garnitür olacak. Artık yine bir sos lazım buna. Böyle ev yapımı bir mayonez yapacağız bir çeşit. Tartar tost yapacağız esasında. Böyle kornişonlarla, kaparelerle falan filan zenginleştirilmiş. Onu yapacağız. Senin meşhur tahininden evet. Ne yapacak? Yani? Ben de böyle hazır tahin gelmişken dedim. Madem şimdi... istediniz ne yapacağınızı söyleyin yani. Ya kenara koymayın. Mevsimine de dedim biraz daha böyle içimiz ısıtacak bir tatlı olsun. Tahinli cevizli bir sütlü un helvası yapacağız. Oo. Gerçekten çok güzel tahinli, olacak. Tahinli cevizli sütlü. Şerbetini sütle yapacağız. Harika. Kaynatmayacağız. Sadece şekeri eriyecek içerisinde bırakacağız kaynatmadan. Böyle güzel güzel çektire pişireceğiz. Harika. Ay, muhteşem bir şey olacak. Ben ne yapabilirim sizin için? Sen bize çok yardım edebilirsin. Bugün yemekleri zengin tuttuk sen geliyorsun diye. Ay, vallahi sen, böyle özellik menüye de çok malzeme var. O yüzden sen her türlü yardım edebilirsin ama şimdi sen helva deyince benim de aklıma bir şey geldi. Senin de helvaların meşhurmuş efendim. Yani benim helvalarım meşhur demeyelim de ona. Ben sette ekibe böyle helva başta olmak üzere krepler, aşureler yapmayı çok severim. Sen bakıyorsun ekibine yani setlerle. Evet o yani ekibin doyuyor olması, ekibin mutlu olması benim için çok önemli. O zaman daha keyifli çalışıyoruz, daha böyle barışçıl çalışıyoruz. Bir görelim bakalım ne yapıyormuşsun sen sette. Bir sete bakalım hadi. Pekmez olduğu için hiç şeker koymadım ya ben buna şimdi. Sade pekmez mi? Tabii ki. Yedikten sonra geliyor. Şimdi ikinci turu yapalım. Arkadaşlar. Nazan Hanım ne pişirdiniz? İrmik tatlısı. İrmik elmas.
pişirdiniz ama değil mi sadece? Evet, siz hazırlamadınız. Ben pişirdim. Nazan Hanım yaptı. Ben pişirdim. Bunun altı yanıyor mu? Yok. Tamam. Şimdi bunu, bu biraz soğusun, şişsin, tamam mı? Tamam. Bundan bir tane daha var mı? Yok. Başka bir tabağı var mı? Şunu da yapabilirim. Nazan Hanım. Nazan Hanım. Siz bayağı orada iki arada bir derede. Bir makyaj, bir tık evet, elva, evet, biraz evet, krem, biraz... Çok seviyorum, ne yapayım? Yani insanlara güzel duygular vermeyi, insanları mutlu etmeyi, zamanı değerli kılmayı... Bir şey söyleyeyim, çok seviyorum. Bu arada şeyi de anlatsana, senin tarifin... Sizin helva nasıldı? Benim orada yaptığım... Özel bir tarif evet, çünkü biliyorum ben. Biraz farklı sizin yapacağınızdan, evet, onda tahin yok. Bir bardak irmik, bir bardak un, iki bardak süt... ...le yapılan ve bolca tereyağı ile yapılan bir helva. Asude adı. Ve pekmez var. Ve içinde pekmez var. Hiç şeker yok. Pekmez. Evet. Çok lezzetli olur biliyor musun? Yani? Müthiş bir şey olur. Evet. Bir de şey yani bazen tutturamıyorum tabii. Böyle çok büyük bir hevesle servis ettim diye abla bunu mu yaptın diyenler de oluyor. Ama ben biliyorum ki sen yemek konusunda beceriklisin. Becerikli değilim ama... İlgilisin de. Ben bunları net biliyorum yani. Evet. Becerikli, sizin kadar becerikli olmak zaten yok, olası değil ama... de. Hevesim var. Yapabildiğim oranda yapmaya çalışıyorum. Şimdi mesela çok dikkatli bakıyorum evde bunu yapabilir miyim diye. Bu çok kolay bir şey. Patatesleri evet, sadece biraz tereyağı çok yanmasın diye tereyağın altında şey yaptım. Sıvı yağ ile bir besledim. Şimdi biraz tuz koydum. Birazcık karışık baharatım var. Onlardan koyacağım kuru baharat. Ondan sonra düşük ısıda fırında bunları böyle birbirleriyle iyice güzelce pişene kadar homojen bir şekilde bırakacağım. Birazcık belki gerekirse sonra dışını biraz daha... tavayı şey aldıktan sonra kızartırız. Tamam. Şimdi ben bunu bir fırına atayım. Hem birazcık şeyim açılsın. Gülenacığım açabilir misin acaba şu fırının şeyini? Fırın şu anda yüksekte. Yapma. Bakıyorum. Kaç derecede olacak o? Şu anda 230'da ben bunu 180-170'e indireceğim ki tereyağı yansın istemiyorum. Tamam. Şu anda birazcık kalsın bir 5 dakika sonra tekrar indiririz. Tamam. Ondan sonracığıma sen de helvayı yapacaksın. Helvayı, başta sonra evet, Nazan'la konuşacağımız şeyler var. Bir hemen anlatayım. Şekerle sütü karıştırdım. Şeker eriyene kadar da arada bir karıştıracağım böyle. Yani herhangi bir kaynatma işlemi uygulamayacağım. Bol tereyağı, birazcık ayçiçek yağıyla beraber eriteceğim. Ununu ekleyeceğim, böyle güzel güzel kavuracağım aslında. Yani o beyaz görüntüsü kalmayacak unun. Hı hı. Bence un helvasındaki en büyük olaylardan bir tanesi o çiğ un tadının artık gelmemesi gerekiyor. Hı hı. Güzel böyle bir kahverengi rengini alacak. Sonrasında tahinini ve cevizini ekleyeceğiz. En son şerbetini vereceğiz. Gerçekten. Acayip bir şey oluyor. Birazcık çok bir güzel olacak. Evet. Az bir şey kalorili diyebiliriz acaba. Evet, az bir şey değil. Bence bayağı kalorili. Yani. Ben yani henüz... Tempuralar, mempuralar, evet, her şey... Neyse bir hafta rejim yaparız artık ne yapalım. Evet ya bir kere yiyince. Ödüllendiriyoruz. Havalar mavalar soğuk. Hepimize şey de lazım, enerji de lazım. Evet. O yüzden mecbur yapıyoruz. Evet öncelikle birazcık şeyden bahset. Sonra devam ederiz konuşmaya. Oyundan bahset, tarihlerinden bahset. Dehşet bir şey çünkü. Oyun Yaradığım Aşk'tandır. Adı Şebnem İşigüzel yazdı. Berfin Zenderlioğlu yönetti. Pandemi öncesi çıkarttığım bir oyun bu. İranlı kadın şair Furuh Furuzat'ın yaşamının baz alındığı ama aslında oradan yola çıkarak benzer coğrafyalarda yaşadığımız için bütün kadınlara hediye ettiğimiz bir oyun diyelim. Ne güzel ya. Oyunun sloganı da bir kadın kaç kere ölür? Yani kadına şiddetin, kadına tecavüzün, kadına karşı bu bilinçli politik tutumun. Keşke hiç böyle bir şey olmasa da ben de tiyatroda kendime bunu dert etmesem. Furuh'u da bahane edip böyle bir oyun yapmasam. Evet. Gönül ister ki daha eğlenceli, daha kahkahalı oyunlar oynamak. İnşallah günün, o günlerde gelecek daha kahkahalı umarım, oyunlar oynayacağım. Bir bakalım oyunda neler oluyormuş. Olur. Oğlanlar cenaze namazını kıldırmıyormuş. Neymiş? Şiir benim tanrım! Aman! Boş verin şunu be! Bir erkekle nasıl iş tuttuğunu şiirini yazmış bu günahkar! Yazdıkları şiir olsa bari! Çocuksu sayıklamalar! Şeytan! Cadı! Seni eksik et! Faciz! Her şey kadına kötülükle başlar çünkü! Çocuklara kötülükle, kuşlara, kedilere, köpeklere, hayvanlara, çiçeklere, ağaçlara kötülükle, ölülere kötülükle. O ruh çıkıp gidebilsin diye fani bedeninizden
Kuş gibi çırpınıp duruyorsunuz. Kollarınız ruhunuza takmak istediğiniz kanatlar gibi çırpınıp duruyor. Yani tabii şimdi seni böyle seyredince yani etkilenmemek falan evet, mümkün ya. Değil. Nasıl bir oyunculuk? Nasıl bir yetenek? Yani bir de bunu bu kadar içten bunu da kolay kolay başkası oynayamazdı bu oyunu da. Ben söyleyeyim sana yani çok cuk oturmuş bir de sana. Ya yani. Şöyle aslında bu benim hayal ettiğim bir projeydi. Yani Furuk'un hayatını bilenler bilir. Çok trajik bir yaşam ve çok... Bu dünyayı çok erken terk etmiş. Bir trafik kazasında 32 yaşında ölmüş ama o kısacık ömre dünya kadar maharet sığdırmış ve çok önemli bir şair. Dünyanın en önemli kadın şairlerinden. İran'da erkeğe ithafen şiir söyleyen, şiir yazan ben, ilk kadın zaten bu yüzden de aforoz ediliyor. Hala kendi ülkesinde doğum günlerinde, ölüm günlerinde mezar ziyaretleri yasak. Enteresan bir karakter. Acı ya işte. Çok acı tabii. Yani benim de kendi yaşamımda Furuk'un katkısı çok fazladır. Yani ben biraz da ilk gençlik yıllarımda tanıştım. Ercan'ın bana hediye ettiği bir şiir kitabıyla sevgili Onat Kutlar ve Celal Hosrov Şahit çevirisiyle Türkiye'de ilk defa o zaman yayınlanmıştı Furuk. Sonsuz Bir Gün Batımı kitabı adıyla. O günden bu yana 20'li yaşlarımdaydım. Furuk'un benim kişiliğimde ve benim karakterimde çok 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 büyük bir katkısı var. O yüzden de belki sizin söylediğiniz şey... Hani çok içine... Çok içselleşmiş çok bir... Çok içeriden gelen bir evet, onu demek istedim proje. Yani. Sevgili Şebnem'e rica ettik. Yani nasıl bir oyun hayal ettiğimizi anlatıp Berfin'le. Şebnem'in muazzam cümleleriyle oyun başka bir şey oldu. Peki şu bir de tarihleri birazcık söyle. Tarihler... Bizi izleyenler ne zaman şey yapabilirler? Yani Şubat ayını paylaşabilirim sizinle. Çünkü bizim oyunumuzun takvimi her ay belirleniyor ve bir ay önce... Evet. Bunu duyurabiliyoruz. Şubat'ta, 13 Şubat'ta Maltepe'de oynayacağım. Furuk'un ölüm yıldönümüne ithafen. Maltepe Belediyesi böyle bir organizasyon yaptılar sağ olsunlar. 21 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde. 22 Şubat'ta Baba Sahne'de. 17 Şubat'ta Ankara'dayım. Ankara'dan çok fazla talep var. Ankaralılar sever tiyatro. Severler ve ben de onların o talebine karşılık cevap veriyorum. Panora Kültür Merkezi'nde 17 Şubat'ta. 18 Şubat'ta yine bir festival için gidiyorum Ankara'ya. 25 Şubat'ta Antalya'da. Bayağı bir senin tempo evet, çok evet, saydıkça evet. Ben yoruldum yani. Şöyle ben aslında bu oyunu biraz da böyle Anadolu kadınlarının izlemesi için de yaptım. Yani doğru, büyük şehirlerde önemli. İzmir, İstanbul, Ankara doğru. Kültür sanat çok daha rahat sirküle edilebiliyor. Doğru. Ama Anadolu dediğimiz bölgeler biraz daha zorlaşıyor ve o insanların nitelikli sanat yapıtlarına ulaşması daha zahmetli. O yüzden de ben onların ayağına ama gitmek istiyorum. Sen de şunu görüyorsun değil mi? Ben onu çok net görüyorum. Ki bir sürü talihsizlikler geldi başımıza hani pandemi gibi. Evet. Türk izleyicisinin tiyatroya düşkünlüğü çok ciddi manada var esasında. Olmaz olur mu? Yani kapı baca yıkılıyor oyunlara görüyorum. Hep bir tiyatroya gitme alışkanlığımız var bizim. Çok sevindirici bu. Hani hiç ne olursa olsun Türkiye'de bu değişmiyor ve hep bir... Nitelikli bir alıcı var. Var yani, var. Evet. Bu pandemiden önce aslında çok iyiydi tiyatrolar. Böyle bir çok büyük şanssızdı pandemi bir inanılmaz bir görülmemiş bir yükselişe evet. geçmişti. Kapılar bacalar kırılıyordu. Bazı evet, oyunlara biletler bulunamıyordu. Aslında pandemi 2 yıl biraz böyle tiyatroyu da ne yazık ki dinlendirmek zorunda kaldı. Maalesef. Ama bu dinlendirmede... Özlemiş ama insanlar da. Çok içinde. Özlediler. Şimdi biraz daha böyle yine o ilk günlere yine özlem, olmasa da var bir var. Kıpırdanma var. Tabii ve şey. Seyircinin çok özlediğini biz görüyoruz evet, yani. İnsanlar, bir de korkmalarına rağmen de gidiyorlar. Bir de hep doğal olarak... Risk alıp geliyorlar. Tabii bir korkuluyor. Yani sen korkar mesela, yani sonuçta. Tabii. Çift maskeyle geliyorlar. Evet, aşılarını... Ama geliyorlar. Evet olmuş düzgün insanlar olarak. Daha risksiz gibi duruyor. Ama tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Ben ne yaptım bir lokma anlatayım mı şimdi yine lütfen. Tekrar? Patatesleri attık fırına biliyorsun. Evet. Bezelye püresi için birazcık daha tadı zenginleşsin diye biraz soğanla sarımsa az bir zeytinyağında birazcık öldürüyorum. Soteledin. Soteledim. Şimdi bunun üzerine bir lokmada bir sıvı vereceğim. Yani belki şurada az bir şey tavuk suyum var. Ondan bir lokma koyacağım. Hem lezzeti biraz daha yoğunlaştıracak.
hem de soğanlar yanmadan birazcık iyice yumuşasın istiyorum. Hı hı. Sonra bezelyeler işin içine girecek. Bezelyeleri önceden haşladım çünkü. Sonra buzlu suya attım. Bir tane alayım mı? Tabii ki. O yüzden yemyeşil. Güzel, hmm, güzel bir yeşil bir renkli bir püre istiyorum. Ben çok acıktım. Seni biliyorum ya, sen aç geldin değil mi? Evet. Hatta teklif ettiğim bir şey yer misin diye, yok. Ben senin yemeklerini yiyeceğim dedi. Doğru. Senin işin devamlı kavurmakla geçecek benim herhalde. Benim evet ya, ben bugün şey halindeyim. Böyle dileği falan olan varsa söylesin, ben burada devam ederim yani. Biraz şimdi, ben karıştırabilirim istersen. Arada yeriniz valla. Arada destek alabilirim. Birazcık tavuk suyunu da koydum. Bunlar birazcık böyle bir şeylerin ölmesini istiyorum açıkçası. Soğanların. Tamam. Sonra bir tempura hamuru yapacağım. Yani kızartma hamuru yapacağım. Hmm. Yani bizim Türkçe'de bulamaç da derler. Evet. Bulamaç hamuru yapacağım bir çeşit. Bu istenirsen mayalı da yapılabilir. Mayasız da, ben mayasız bir hamur yapacağım. Şöyle unum var. Hepsini koymayacağım tabii. Bu birazcık göz kararı yapılan bir şey. Hmm. Yani yaptıkça bir boza kıvamında olması lazım. Bir koyu bir boza kıvamında olması lazım. Biraz un. Ben biraz daha lezzetlendirmek için mısır unu da koyacağım içine. Gerekirse daha sonra birazcık daha koyarız. Mısır unu bir çıtırtı da güzel bir lezzet de veriyor. Ayrı bir şey de katıyor. Birazcık daha ben zenginleştirmek de istiyorum. Biraz da nişasta koyacağım. Hı-hı. Buğday ya da pirinç, mısır, hepsi olabilir. Bu da daha bir gevreklik katıyor, evet, nişasta. Her zaman nişastanın öyle bir işlevi var. Daha sonra birazcık daha yine lezzetleri çoğaltıyorum. Biraz soğan tozu. Hı-hı. Biraz sarımsak tozu. Bir tane yumurta kırıyorum. O da mayonez için ayırmıştım onları da, hı hı, o yüzden. Yumurtayı da koydum. Birazcık daha baharat koyacağım. Ve soda ile açacağım. Hmm, çok enteresan. Yani biraz köpürük bir şey yapmış olacağım. Akışkan da bir şey olacak. Akışkan herhalde, da bir şey olacak. Şimdi normalde insan şeyle çırpmak istiyor ama çırptırmayacaklar bana. Böyle güzel güzel bir çırpası geliyor yani. Bunları böyle karıştırdım. Soda ilave edeceğim. En son biraz daha parmesan rendesi ekleyeceğim, hı hı, ve tamamen şeye bırakacağım, kabaca bırakacağım, sonra balıkları önce una boyayacağım, unu da lezzetlendirdim tuzla, hı hı, gerekirse tuzla koyaracağız buna zaten şimdi. Bunu böyle çırpa 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 çırpa, ben bunu... Onu ben çırpayım, yapacağız başka bir şey var. Gerekirse ben bir şey koyarım. Şöyle, bir şey soracağım. Buyur, ben size. Tuzla koyacağım birazcık içine. İyi yemek yapmanın sırları nelerdir? İyi yemek yapmanın sırları bence birazcık sabırdır. Sabır. Yemek yapmayı sevmek bence. Sevmek ya, tabii ya. Yani sabır da öyle geliyor bence çünkü arkasından geliyor. Yani seviyorsan, evet, yani, sabrediyorsun gibi bir durum oluyor. Yani evet. Bak şimdi yavaş yavaş açmaya başladın sen onu. Evet. Ben şimdi ona biraz daha soda ilave edeceğim. Tamam. Gerekirse bir... Ben şöyle ayağa kalkayım. Gel, yani daha kolay olacak. Fazla otururum galiba. Sen de hareketlisin. Evet, evet. Çok sıvı olsun da istemiyorum. Balığı buna mı bulayacağız? Balığı önce buradaki un vardı. Bu unun içine de birazcık baharat kattım. Hı hı. Tuz kattım. Biraz karabiber kattım. Önce una bulayacağız ki o tutsun diye bu yaptığımız şey. Birazcık daha un kalabiliriz ona. Biraz daha koyulaşması lazım bunun. Bir kabuk bağlatacağız yani balıkları. Hı. Bozlanın koyusu gibi düşün. Parmesan da kaplamasına yardım edecek zaten onu. Ne kadar çok isteyen bir menüymüş, şey isteyen, malzeme isteyen bir... Esasında çok ben bu normalde hiç bu kadar benim malzeme kullanmaya gerek yok. Ben birazcık şey yaptım. Evet. Yani sadece un, soda, yumurta yetebilir, yeter yani. Bunlar bir de bir püf noktası vereyim evde yapanlar için. Mutlaka bütün bu malzemeler ne kadar soğuk olursa... O kadar güzel olur. Ben şimdi bunu yapacağım, tekrar buzdolabına kaldıracağım. O kadar daha iyi kaplayacaktır. Evet. Derin yağ attığımız zaman... Dışı daha çıtır olacaktır ki, bakayım bir kıvamı çok güzel, çok az daha un koyacağım. Ya sadece tuzuna bakacağım ben onun tadına. Bir şey ondan tuz. Çiğ çiğ yiyeceğim ama boşver. Çok güzel, biraz güzel daha tuz. Mi? Harika. Biraz daha tuz, az bir şey. Tamam. Bence bu tamamdır. Çok az daha soda koyuyorum. Tamam. Onu da yedirdikten sonra zaten birazcık da parmesanı şimdi ilave ediyorum en son. Çok onu karıştırmana gerek yok. Şöyle oldu mu? Tamam mı? Kabaca. Ben, evet, şimdi buzdolabına koy. Bir kafayla karıştır. Hı-hı. Tamam. Bence oldu. Onu sonra en son üzerine patateslerini serpeceğim. Buyurun. Tamam. Bunu aldım. Olduğu gibi buzdolabına koydum. İyice soğuması pişirmeden evvel önemli. Daha sonra bezelye püresine gideceğim. Şimdi bu balıklar da soğuk. Ne kullanıyorum söyleyeyim. Bütün marketlerde var, mezgit kullanıyorum. Mezgit.
Fileto mezgit, bunlar bildiğim kadarıyla ithal mezgitler. Bu ithal mezgitler olduğu için de şey, fiyatları da şey. Uygun. Ama en azından kılçık yok. Çocuklara balık yedirmek için güzel bir balık. Beyaz et, löp et. Bunları böyle biraz daha kuruluyorum. İyice dışındaki sıvıyı alsın diye ona batırıyorum. Hı hı. Ki şeye koyduğum, kaplama hamuruyla kapladığım zaman yani o tempura hamuruyla. Üzerinden akmasın, tutsun diye. Bunlar da böyle birazcık unda bekleyecekler. Bunları da buzdolabına atabiliriz zaten sonra. Ondan sonra. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar böyle yavaş yavaş olacak. Senin elvan olacak. Evet. Biz sohbetimize devam edelim. Peki. Şunu ben de hani içeride de konuşuyorduk falan. İşte benim yeğenim de oyuncu olmak istiyor. İşte uğraşıyor falan filan diye de konuşuyorduk da. Orada şu geldi aklıma. Yani senin gibi böyle artık ben bunu duymaktan hiç kocunmuyorum. Üstad. Birisinden dinlemek için. Estağfurullah. Sadece bir sürü gencin, bir sürü insanın böyle hayalleri var oyunculuk. Yani çünkü hakikaten çok ciddi bir dizi piyasası var. İşte can çekiyor gençlerle. Kimisinin yeteneği var, kimisinin yok. Tabii o da var. Ne yapmak lazım? Nasıl bir yol yapmak, izlemek lazım? Yani alaylı mıdır, okullu mu, akademik midir? Nedir bunun? Yani şöyle aslında bizim ikisinin sektör, bir dengesi var mıdır? Bizim sektör çok albenili, ışıltılı bir sektör. Yani gençlere çok fazla göz kırpan bir sektör. Zaman bir de öyle enteresan bir zaman ki her şeyin çok kolay ve çok rahat, liyakatsız bir yerden yapılabildiği, herkesin her şeyi çok rahat yapabildiğini zannettiği bir dönemden de geçiyoruz aslında. Böyle düşündüğümüz zaman gençlerin de bu bizim göz kırpan sektörümüze karşı kayıtsız kalmalarını da kalmamalarını da anlayabiliyorum. Ancak sonrası hüsran olmaması için bazı adımları çok daha doğru ve bilinçli atmakta fayda var. Yani yeğenin için söylediğin şey evet denenebilir ama Türkiye'de iyi oyuncu, kalıcı iyi oyuncu olabilmek için eğitim, ister akademik eğitim, ister kişisel, kendi yaşamsal, kendi koçluğunu yaparak ya da bir ustanın yanında çıraklık yaparak öğrendiği bir eğitim bence şart. Yoksa hani... Senin ağzından duymaları da bunu güzel bir şey. Yani bütün, ben herkes için konuşuyorum. Bütün bu sektöre gönül vermiş ya da bu sektörde olmak isteyen insanlar için. Evet. Çünkü sporculuk, bu tip işler bunlar çok meşakkatli ve çok zor işler. Zor işler. Ama kolay geliyor işte. Dışarıdan çocuklara ama çok kolay geliyor. Çünkü çok çekici geliyor. Şimdi sporcu olmak da çok çekici bir şey. Yani o zahmete çok girmeyi tercih etmiyorlar. Bir an önce bir ünlü olmak, bir an önce takipçi sayılarını çoğaltmak. Bir de benim mesela çok özellikle kadın oyuncu adaylarında dikkatimi çeken sanki sadece güzel olmak oyuncu olmaya yetiyormuş gibi de bir algı var. Hayır canım sadece kadınlarda değil bence erkeklerde de aynı var şey var. Var mı? Bence var yani hani. Birazcık yani, oluyor bence herkeste. Bilmiyorum benim belki dikkatimi daha çok kadınlar çekti, genç kızlar çekti. Olabilir tabii belki de onlara daha fazladır. Çok düşkünler nasıl göründüklerine, çok meraklılar şeylerine, tezahürlerine. Ama asıl yapmaları gereken şey bu hiç kimsenin tek elinde olan bir iş değil, değil ne yazık tabii. ki. Herkes oyunculuk yapabilir ama yapabilme koşullarını bir biçimiyle taşımak zorundalar. Yani o disipline girmek zorundalar, o akademik çok ya da kişisel eğitimi yapmak zorundalar, almak zorundalar. Kesinlikle. Yoksa hani yoldan geçen birini gel seni de şurada oynatalım dediğin noktada tabii ki gider oynar ama o bir tane projelik bir oyuncu sana, haline gelir sana yani. Sana bir şey soracağım. Senin nasıl başladı bu hikaye? Nazan Kesal nasıl başladı bu hikaye? Yani benim nereden aklına geldi yani? Benim aklıma gelmedi, başıma geldi. Çünkü ben çocukluktan itibaren yapı olarak, karakter olarak çok fazla tiyatroyu... Var mıydı ailede böyle birileri? Ailede bunu meslek edinmiş tek kişi benim ama opera sanatçısı iki amcam. Tamam varmış ya ama meslek edinmiş evet, onlarla ya. Evet, onlar opera sanatçıları. Birini kaybettik rahmetli Allah rahmet oldu. Eylesin. Babam çok yatkındır. Oyunculuk zaten zamanında babama ses dergisinin yarışmalarında seçiliyormuş ya eskiden oyuncular. Tabii hep oradan seçilirmiş. Aynen 1900 kaç 64 senesinde buradan da babama selam, selam olsun. girmiş yarışmaya ve yarışmada derece almış ve Ekrem Koray'la, Selda Alkor'la bir film çekmek üzere İzmir'e davet edilmiş.
Ama benim hacı dedem babamı göndermemiş. Herkes o da benim babamın içinde ukde kalmış. İşte demek ki onun ruhu bana geçmiş. Ben heves edince ve sınavları kazanınca da en büyük destekçim babam baban oldu olmuş. Benim. Senin de böyle bu aynı zamanlara mı denk geliyor? O koyduğunuz ne? Şimdi söylüyorum. Yumurta koydum. yumurta koydum, yumurta sarısı koydum. Bir evet. Bütün. Birazcık hardal koydum. Acı olmayan bir hardal. Şu tatlı çili, çok az da acı çili koyacağım. Acı ile aran nasıl? Çok severim. Tatlı acı daha çok severim. İşte ikisi birleşecek, bir de ekşi de birleşecek. Bilmek istedim ama. Burada hani umami dediğimiz bütün lezzeti bu sosla yakalayacağız. Acı da koydum bir lokma. İçine daha kornişon girecek, kapari girecek. Baharatlar girecek. Bence ve böyle bir şekilde ev yapımı mayonez yapacağım ben burada. Harika. Çok güzel. Evet. Şimdi limon suyu. Öyle oldu yani. Benim öykümde biraz da benim kişiliğimin çocukken, daha eğitim daha almazken bu meseleye yatkın olması, yani yeteneğin doğal bir yetenek halinde kendimde bulmak ve bunu sonra fark etmek, neye, yani ben bu işi yapmak istiyorum deyip bunun eğitimini almak. Benim öyküm biraz böyle. Eğitimle başladı ama senin hayatın. Tabii tabii. Peki sen bu yıllarda mı eşinle de tanıştın? O da çünkü çok enteresan bir hikaye. Yani hem tıp doktoru hem diş hekimi hem yani daha da... Biraz karışık Ercan'ın hikayesi. Evet. O yıllarda tanışmadım tabii. Mezun oldum 9 Eylül'den. İstanbul'a geldim. Herkesin böyle rüyasıdır İstanbul'da tiyatro yapmak. Tabii yani. Film yapmak, dizi çekmek falan filan. 94'te tanıştık biz Ercan'la. Ercan dediğiniz gibi Ege Tıp mezunu. Evet, yani çok enteresan bir hikayesi var onun. Ama ondan önce bir siyasal bilgiler fakültesi okumuş 1,5 yıl. O Türkiye'nin politik anlamda evet karışık olduğu yıllarda okuyamamış. Sonra diş hekimliğine girmiş. Onu da eli çok büyük gerçekten. Bu el hastanın eline girmez. Onu da öyle bırakmış. Sevmemiş yani. Bazı meslekler, bazı fizikler evet, çok zor yani. Hani. Zor. Sonra da babası demiş ki Ercan'a, yaşlanınca bana kim bakacak? Bari doktor ol. Bir daha sınava giriyor ve tıp fakültesini kazanıp belli ki mezun oluyor. Kafanın içi de canavar yani. Tabii tabii. Öyle bir şey de var yani. Aynen. Bütün bunları girip kazanmak da hani bir maharet ister yani. Ya durup. Bölge birincisi falan. Yani işte yani belli. Evet. Bir lokma şey yapabilir miyim? Yapın. Gürültü. Yapın, ben yüksek sesle konuşurum. Ya, bir dakika sonra... Hikaye yarım kaldı, ben gürültü yaptım ya. Ercan'la hikaye. Tanışma hikayeniz. İşte tamam. Öyle oldu. Öyle i̇şte tanıştım. Ben bunu açayım ya şimdi. O şu anda çayını yapıyor ya. Şunu hemen açıyorum yavaş yavaş. Tanışma hikayesi öyle. 94'te biz tanıştık Ercan'la. Benim bir 10 yıllık Diyarbakır Devlet Tiyatrosu mecburi hizmetim vardı. O bir Sorbon'a gitti bir eğitim için. Bir iki sene orada kaldı. Yani 94, 2005'te de evlendik. Evet. uzak diyarlarda gitti geldi. Ondan güzel olur öyle ya. Çok güzeldi. Çok besler ilişkileri. Evet. Sonra yani. Da oğlumuz oldu. Poyraz şimdi 15 yaşına geldi değil mi? Evet. Kocaman bir delikanlı oldu. Belki sizin çocuğunuzla arkadaş evet. mı? Biz aynı yerde bir şeyler var. Evet. Yani. Onlar evet. Yani çünkü o Ataşehir'deyiz biz ve oradaki çocuklar basketbol oynuyor. Dukları için böyle sahalarda hep bir araya geliyorlar. Zaten. Yani ben oradan biliyorum. Evet evet. O yüzden de yani aslında onlar bizden öncesinde karşılaşmış kesin ve tanışmışlardır. Kesin. Maç yapmışlardır. Maç yapmışlar. Kesin. Aynı yaşlılar bir de. Evet, aynı yaşlılar. Kulüplerden dolayı zaten arkadaş ortamları evet. aynı oluyor. Evet. Poyraz oynuyor mu hala? Oynamıyor galiba. Poyraz bıraktı basketi. Yani bu dönem biraz çocuklar için de çok zor bir dönemdi. Tabii canım pandemi, mandemi. Yani bizi bile ne hale değil. Getirdi değil mi? Biz bile şeye geldik. Ben şu arada tartar sosumu da hemen hazırladım. Bunu da şimdi bir buzdolabına atacağım. Artık sadece balıkları kızartmam ve yemekleri... Şu patateslere bakar mısın bir ama? Bak gel gel. Geleyim mi? Gel gel bir bak. Bak nasıl güzel gözüküyor patatesler. Nasıl? Yani çok çok güzel bir tabak olacak. Bu bana özel oldu galiba. Bu sana çok özel. Ben nasıl size özel saç yaptıysam size bana evet, özel. Evet biz de sana çok özel yemek yaptık.
Bu tartar sos da şu anda bence hazır. Tadı tuzu da yerinde. Turşuydu değil mi en son koyduğum? En son kornişon. Ha pardon kornişon. Evet ama biraz da kapari de koyacağım şimdi içine. Biraz daha ekşilik de versin. Balık yiyoruz madem diye. Şöyle kaç tane kapari atalım içine. Bak sen bir tatlı kaşığı tadına baktıracağım ama balıkla beraber daha güzel olacak tabii. Fark etmez. Nefis. Ya balıkla o kadar birbirini bütünleyici bir sos olacak ki bu da biraz soğumaya gitsin. Nefis. Balıklarımız soğuyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız artık. Bezelyeleri de bunun içine atacağım. Bunları da bir romboyla çekeceğim. Hı-hı. Yapmıştık ya bu soğan, sarımsak sotelemiştik. Rengini kaybetmesin diye son dakikada koydum. Hı-hı. Şimdi birazcık da krema koyacağım içine. Altını da açtım. Bundan sonra böyle bir püre haline getireceğim. Zaten soğanları pişti, bezelyeleri önceden pişirmiştik. Kremasını da koydum. Altını da açtım. Bir rondo ile bunları çekeceğim sadece. Bol kalorili bir... Yani bir şey diyeceğim yani. Bir şey ama yani. Bu konuyu bence kapatalım kalori evet konusunu. Bugünkü biraz kopuk gidiyoruz yani. Bir tık yükselmişiz. Evet evet. Evet bir tık yükseldik. Tölere ederiz onu hiç problem ya yok. Ya şöyle bir mutfak şeyiyle, burada vardı bir aleti. Bunu şimdi, püre yapacaksınız. Şimdi evet şöyle böyle geçici şey yapacağım. İstiyorsak bir parça da parmesan katalım buna da. Madem her şeye kattık biraz buna katalım. Tamamdır valla ellerine dert görmesen onu alayım ben senden. Ben yemek yemeye geldim ama sürekli yemek yapıyorum burada. Bunu da kenar aldık. Sen tayinini vereceksen ver istiyorsan. Evet tayinini vereceğim. Rengi güzel böyle bir karamelize oldu. Nazan ölecek biraz sonra açlıktan. Evet. Şuraları toparlayalım programın güzel yerine girelim. Yemek yiyelim artık tamam. Yani. Şöyle bol. Bayağı tahin koyuyorsun. Evet evet bayağı bol bayağı, böyle bayağı. Tahin. Bu benim memleketimin tahini. Evet oo. Senin memleketinin tahini. Evet Gördes çok... Karıştırmaya devam edeceğim. Tahin helvası çok meşhurdur. Benim of. Annem babam böyle gönderirler Gördes'ten tahin. Tahin güzel olunca evet. Yemesi falan çok keyifli oluyor yani. Evet. En son cevizlerine ekleyeceğim. Tahin çok fark ettiriyor tabii. Yani evet, evet. Çok fark ettiriyor. Bu markette satılanlar... Onlar çok şey oluyor ya, hazır tahinler aynı şey olmuyor esasında. Evet. Bunlar... Şöyle yapalım mı o zaman? Hızlıca toparlayalım. Tamam. Programın güzel yerine gelelim, yemek yiyelim. Olur. Anlaştık. Sevgili Nazan, ben eldivenlerimi giydim, patatesleri çıkartıyorum. Patatesler de çok güzel olmuş evet ha. Evet ya. Patates yani zaten efsane bir böyle lezzet değil sen mi? Sen şunları şeyin üzerine alsana şu spatulayla. Ne? Kağıt aldım, fazla yağını alalım. Gerekirse biraz daha tuz. Nazan'a bak. Pişmiş mi ona bak sen önce. Pişmiş mi diye pişmiş. Bakıyorum. Ha. Ama çok üfle ne olursun. Evet, aa çok güzel pişmiş. Ya çıtır çıtır olmuş, tereyağı çok güzel yapmış. Onu bir tane fazla yağını da alalım. Onu kaldıran. Ben de balıkların artık pişirici. İstiyorsan oraya alalım evet, onu. Evet öyle dur. Yapayım. Sen de mi eldivenler? Ben nerede? De alırım ben oraya dur. Tamam. Şu tabağı aldım bak, ben. Bak pişmiş mi hakikaten yoksa çiğ mi içi? Tabii tabii çok güzel. Biraz daha ocakta pişiririm pişirmiş. Çok hayır ver, yanar o zaman biraz tabii, daha. Gel şöyle koy. Senin elvan pişti. Benim elvan pişti. Şerbetini hazır, verdin. Verdim. Benim yağım kızıyor evet. Artık. Ben şimdi şu tempura hamurunu dolaptan çıkartacağım. Senin kendi ellerini çırptığın. Bunu iyice kızarması lazım ki şey olsun. Sen helvaları mı bu arada porsiyonluyorsun? Ben evet ya helvaları kaşıklayacağım bu. Hani tam o ev stili yani annem benim böyle yapardı kaşıklardı. Baksana şunu çok rengine mengine bak nasıl tam istediğimiz gibi renk oldu. Yani hiç kararmadan bir bezelye yaptık. Tartar sos da çıkaralım. Evet, ya böyle bir kendine gelmeye başladı. Ne ya gördüm. Şimdi atacağım. Oo bizim patatesler bitiyor. Neler oluyordu orada? Dayanamadım ne yapayım. Çok güzel olmuş çünkü. Bence daha bile kızarsa daha güzel olur evet. Ama neyse. Yavaş yavaş batacağım o yüzden. Nasıl olmuş değil mi? Ben de bir tanım baksam acaba ya dayanamadım. Ya. Birazdan patates. Tam kıvamında pişmiş. Çok daha güzel. Çok güzel yanarmış zaten. Çok güzel. Bunda sadece tereyağı var değil mi? Ve baharat. Baharat. Nefis. Yavaş İlla yavaş. Ki yağ çok koymak zorundasınız. Bir, çünkü sığ yağda yap. Esasında çok, bazen çok yanıltıcı bir şey oluyor. Yani.
Mesela çok derin yağıyla çok az yağda yapmak çok fazla fark etmiyor. Çünkü zaten alabileceği yağ miktarı belli içine. Yani o yağ zaten artıyor. Evet. Bir tabağı daha peçete koyup bu balıklar için de bir hazırlık yapar mısın? Şuradan büyük bir bakalım. Ben de bu arada yavaş yavaş ikincisini atacağım. Bu da oluyor çünkü. Şuradan peçete alayım. Çok çabuk pişen bir balık zaten bu. Yani löp et olduğu için. Kolay pişiyor, evet. Ve dışı da çıtır çıtır oldu hakikaten. Şimdi ben dokunuyorum, görüyorum dokundukça. Şimdi siz bunları böyle gayet güzel yaptınız. Ben evde yapabilir miyim diye kafamdan yaparsınız. Geçiriyorum. Ama çok kolay ya. Çok zor. Ha, bence çok hiç zor değil valla. Şöyle vereyim. Tamam canım. Ben sen çok kolay dediğin için ben de o zaman bu dönemde bir sosyal medya hatırlatması yapayım. Bu tarifleri kaçırmak istemiyorsunuz. Bu sohbetleri kaçırmak istemiyorsunuz. Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta kaçırdığınız bölümler Fox.com.tr'nin internet sitesi diyoruz. Bence şu oldu zaten. Yani en azından Nazan'a vereceğimiz oldu ben sana söyleyeyim. Bak. Evet. Bak. Balıklarımız apıştı salonunda. Yazık ya. Biraz sonra açlıktan herhalde yani şey ben yapacaksın. Sabırla bekliyorum. Evet yani. Şu balığı koyalım tabağa. Hangisini koyalım? Şunu. En güzel balık bu. Üstüne mi sosunu ekleyeyim? Kenarını ben dökerim sosunu, dur. Tamam, o zaman sana bıraktım artık tabağını. Bakar mısın tabağımıza? Beklediğime değdi yani. Şunu vallahi ben değdi. Alayım mı şöyle? Bence onu dur, sana yani şey de yardımcı eder. Üstüne mi koyalım? Geldim. Geldi geldi, Gülenay da yardım eder. Bunu alayım. Üstüne koymayayım ki kıtırlığını hisset diye önce kenarına tamam. Bandırarak yersin. Tamam. Bunu da alıyorum. Alabilirsin. Bu balığı da. Şöyle vereyim ben sana. Bakın. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Sizin elinizden yemek yemek. Rica ederim. Ne size, kadar efendim, hoş. Size yemek yapmak efendim, bizim için. Efendim direkt balıkla başladım. Direkt balıkla başladım zaten. Balık biraz ısıt, zaten soğudu. Oo, içi ne kadar güzel pişmiş. Evet, kıvamı da pişmiş hakikaten. Tam evet. Kabuğunu da bağlatmışız güzelce. Evet. Bakalım sıcak mıdır? Değildir, yiyebilirsin. Sonra... Sosa da bambi lokma. Sos da soğuk zaten. O ilk çıkarttıklarımdan, ilk partiden o yüzden evet. Çok şey değildir, sıcak değildir. Diye eminim tahmin. Nefis bir şey olacak. Benim lazım şu anda şimdi yalnızca. Şimdi alıyorum. Lütfen evet. Sana bakıyorum. Ben heyecanla sana seni izliyorum ya. Sıcaktır diye de tedirginim. Değil değil değil, valla değil. Güzel olmuş değil mi? Yani böyle bol baharatlı bir kaplama da yaptık üzerine. Ay çok sevindim. Olağanüstü. Çok sevindim. Şu bezelyeye de bakar mısın bir? Bir de onun tadına bakayım. Bence o bezelyeyle ve balık, bol nane de koydum şimdi onun içine. Peçetem yok benim ama. Hemencik isteyelim size peçete. Peçete. Bir peçete verebilir miyiz? Bu nasıl olmuş? Çok yakışmış yanına. Değil mi? Çok. Ya bu çok bir klasik esasında. Patatesi, bezelyesi, yani karbonhidratı. Hafif diri olması da. Evet, onu bile yani o hiç rengini de kaçırmadık. Ayrıca... Yandın mı? Yok, yanmadım. Gayet güzel. Patates de bir kere daha yermişsin. Onu biliyorum ama şu da çok hoşuma gitmedi değil yani. Bezelye değil mi? Evet. Bezelye bence önemli bir faktör bu yemekte. Kesinlikle. Yani insanlar bunu yapmak istediği zaman. Yaptık burada işte, hep yan yana yıkar evet, yaptık. Evet, şimdi ben aklımda tutamadım mesela bunun içinde ne var? Orada ne var? Ne kadar çok şey koydun. Yani onun bunların... çözümü çok basit. Fox.com.tr'nin nereden bulacaklar? Hepsine ulaşabiliyorlar. Fox.com.tr'nin internet sitesinde var. Tamam. Artı biz Instagram'da bütün bu burada yaptığımız her yemeğin tarifini montajlanmış, sıkıştırılmış olarak tüm malzeme listesiyle beraber 1,5 dakikada her yemeğe, istedikleri her yemeğe girip seyredebilecekleri şekilde bir video hazırlıyoruz. Harika. Mehmet Özer'le Mutfak'tan hesabından. Hemen helva geldi. Hemen helva geldi bu arada. Bir tane daha alıp da yesen tabii, helva tabii, olur tabii. Sonra yine de devam edersin zaten. Çok güzel. Bu kadar çok güzelmiş balık ha. Evet, belli ama yani çıtır çıtır. Balığın yanına da helvadan başka bir şey olmaz. Evet, o yüzden de güzel. Bir bastırması evet, güzel oluyor balık. Bana da ayırdın mı helva? Ayırdım, ayırdım mı? Bakayım onu da tadına. Hadi lütfen. Onu da bir tadına seni bakalım. Bekliyoruz. Sizin tüm tayiniz. Çünkü süre bitiyor yavaş evet. Yavaş. Zamanımız azaldı evet, mı? Evet, anlamıyoruz, bitiyor bir anda sonra. Bu ne? Çok güzelmiş değil mi? Bence çok güzel.
Demin ben kaşığın ucuyla aldım evet. Da oradan biliyorum. Yanma çok... dedim ama. Yanmadı. Müthiş. Sen yemeklere devam et. Ben bir bugün efendim neler yaptığımız üzerinden geçeyim. Bugün neler mi neler yaptık. Fish and chips'in patatesleri için geniş bir tavanın içine tereyağını ilave ediyoruz. Birazcık da üzerine sıvı yağ ilave ediyoruz. Üzerine pul biber, kimyon, kekik ve taco baharatı koyduktan sonra biraz da parmesan rendesi koyuyoruz. 170 derecelik fırında tereyağı içinde konfi şeklinde pişirip hazır bekletiyoruz. Fish and chips'in balık tempurası için balıklarımızı güzelce kuruluyoruz. Unun içine biraz tuz ve karabiber koyarak lezzetlendirip kenarda bekletiyoruz. Tempura hamuru için un, mısır unu, nişasta, soğan tozu, sarımsak tozu, yumurta, kaju baharatı, tuz ve birazcık rendelenmiş parmesan ilave ediyoruz ve maden suyu koyuyoruz. Boza kıvamında bir hamur tutuyoruz. Balıklarımızı önce una bulayıp ardından tempura hamuruna batırıyoruz. Çok kızgın yağda arkalı önlü yaklaşık 3'er dakika pişirip servis yapıyoruz. Bezelye püresi için bir kaserolün içine zeytinyağı alıyoruz. Birazcık soğan koyuyoruz ve tuz ilave ediyoruz. Soğanları güzelce yumuşayıncaya kadar soteliyoruz. Ardından sarımsak rendesini de koyup sotelemeye devam ediyoruz. Bir kaşık kadar tavuk suyu koyup bir 10 dakika soğanlar güzelce yumuşayana kadar pişiriyoruz. Önceden haşladığımız bezelyeleri ve kremayı koyuyoruz. Taze nane ilave ediyoruz. Bir mutfak rondosundan çekiyoruz. Rendelenmiş parmesan peyniriyle lezzetlendiriyoruz. Ev yapımı tartar sos için bir mutfak robotu içine yumurta sarısını koyuyoruz. Dijon ardalı, tatlı çili, acı çili, biraz soya sosu, birazcık Worcester sos, bolca limon suyu koyduktan sonra üzerine birazcık sıvı yağ, biraz zeytinyağı koyarak mutfak robotunu çalıştırıyoruz. Ve güzel ev yapımı mayonez elde ediyoruz. İnce kıydığımız 7 kule marullarını, kapari çiçeklerini, kornişon turşularını ilave ediyoruz. Dolapta bekletip balıkla beraber servis yapıyoruz. Tahinli un helvası için önce bir şerbet tutuyoruz. Süt ve toz şekeri güzelce kaynatıyoruz. Tereyağı sıvı yağ karışımının içinde unu güzel bir kahverengi yapana kadar kavuruyoruz. Tahinini veriyoruz, ceviz içini koyuyoruz. Şerbetini ekledikten sonra demlenmeye bırakıp servis yapıyoruz. Nazan, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yani o kadar güzel bir geliş oldu ki, o kadar mutlu olduk. Ben de. Ne kadar güzel... Biz sınıfı da geçtik. Vallahi ne mutlu bize. Muhteşem bir şey oldu. Yavaş yavaş veda vaktimiz geldi ama ben bugün vedayı farklı yapmak istiyorum. Nasıl? Şöyle, sevgili İsmail Küçükkaya'nın bizim Çalar Saat programında senin Edip Cansever'den bir şiirini dinlemiştik ve hakikaten büyülenmemek elde değildi. Yani böyle ağız açık, evet. Tüyler diken diken. Vedayı da onunla mı yapalım diyorsun? Lütfen ya, kırmazsan. Yani kırabilir miyim, mümkün mü? Kırmazsan gerçekten... çok. Biraz da bizim bu stüdyoda tüyler diken diken alsın. Evet. İsmail'i kıskandık valla. Ona da çok selam söylüyorum. İsmail'e selam olsun buradan. O program çok 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 sevildi. Yani daha doğrusu o seçilmiş şiirler ve İsmail'in o sanat kokusu hissettirdiği bir programdı. Onun da zaten izlerken sana bakışı yani büyülenmiş gibi şeydi gözlerimizde. Şiir çok seven bir insan evet. Zaten. Yani o uzun bir şiir. Dilerseniz sizin seyircilerinize Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri tamam. Olduğunu hatırlatalım. Ve zamanımızın da el verdiği ölçüde 1,5 sayfalık bir kısmını okuyalım. Harikulade olur. İster misiniz öyle? Şu, yok. Bundan daha güzel bir veda da bence olamaz. Şiirle değil mi? Evet. Yemekler için çok teşekkürler. Efendim abi, ne demek ya? Biz ne ayağına sağlık tekrar. Evet, ayaklarınıza sağlık. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek, o çocuklar büyüyecek. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi.
Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım, trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi, ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, güzelim. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.